Merhaba sevgili dostlar. Resim nasıl yapılır? Özellikle kapak resmi nasıl yapılır? Sizlere bunları öğreteceğim. Ama ilk önce Photo Impact resim yapma programının ne işe yaradığını size parça parça anlatmak istiyorum. Evet, şurada gördüğünüz gibi bir beyaz sayfa var. Beyaz sayfamız yeni bir konu açmaya yarıyor. Bastığınız zaman buradan ölçüler veriyorsunuz. Genelde 1280'e 720 çalışıyoruz. Renkleri buradan ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz renkleri arka planınızın nasıl olacağını ayarlayabilirsiniz. Ayarladıktan sonra bu rakamları yazdıktan sonra OK basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi 1280'e 721 sayfa açılıyor. Hemen arkasında şu open yazan yer, yeni bir çalışmanız varsa oraya gitmenizi sağlar ve oradaki resmi veya çalışmanızı yapmanızı sağlar. Onun yanındaki save tuşu yaptığınız programı kaydetmeye yarar. Örnek vermek gerekirse hemen buraya gelirsiniz, bir isim verirsiniz, kaydete basarsınız ve kaydedersiniz gördüğünüz gibi. Bunun yanındaki de farklı kaydettir, save as. Farklı kaydet dersiniz, farklı bir isim verip yeniden yolunuza devam edersiniz. Ben size sadece size lazım olan tuşları anlatmaya çalışacağım. Şu ok işareti çok önemli. Genelde bütün program boyunca en çok kullanacağınız şeydir. Bir resmi, bir yazıyı, herhangi bir simgeyi tutup taşımanızı sağlar. Hemen şuradaki ok işaretleri şekil çizmenizi sağlar. Şöyle bir bastığımda bu ok işaretini yapar efendim. Hemen şöyle bir baktığımda gördüğünüz gibi bir ok işareti. Ok işaretinin dışında bir sürü çizimler yapabilirsiniz. Şuraya geldiğinizde bir kare veya buradan herhangi bir çizim istediğinizde, yıldız yapmak istediğinizde bunları yaparsınız. Bu OK tuşuyla da bunları istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ha, bunları istemiyoruz. Ne yapıyoruz? O zaman bunların üzerine basıp şuradaki makas işareti kut kes demek. Bunları tek tek kesebilirsiniz. Hemen bunları durduralım. T harfi her zaman yazı yazmaya yarar. T harfine basıp buradan herhangi bir şekilde yazabilirsiniz. Buradan yazının rengini ayarlarsınız. İstediğiniz rengi, hangi renk istiyorsanız. Buradan yazının şeklini ayarlarsınız gördüğünüz gibi. Hangi şekilde olmasını istiyorsanız onları ayarlarsınız. Buradan yazının büyüklüğünü istediğiniz gibi siz rakam yazarak ayarlayabilirsiniz. Şu B harfi de yazıyı kalınlaştırır, inceltir. Şu yazıyı eğik hale getirir. Bu yazının altına çizgi çeker. Bu yazının ortasına çizgi çeker. Bu da yazıyı saydamlaştırır. Bu da yazıyı sola yaslar, sağa yaslar ve ortalar. Evet, gördüğünüz gibi yavaş yavaş anlatıyorum. Şu bu işarette resmi, diyelim ki bir tarafını kesmek istiyorsunuz. Örnek vermek gerekirse şuradan bir resim alarak buraya koyalım. Bununla şu kadarını almak istiyorsanız böyle çizim yaparsınız. Şuradan da büyütüp küçültebilirsiniz. Sonra üzerine ortaya gelip iki kere tıkladığınızda resim bu hale gelir. Evet, ben hata yaptığımı düşünelim. Hata yaptığınızda da şuradaki tuşu, undo tuşunu, geri al tuşudur, buraya basarak yapmak istediğim hataları geri alırım efendim. Hemen şöyle yapalım. Geri veya ileri alabilirsiniz. Şu tuşta resmin genişliğini sağlar. Gördüğünüz gibi bastığım anda 1280'e 720 yaptı. Bunu istersem küçültebilir, istersem büyütebilirim. Şu kilit kapalı olduğu zaman ben bunu 640'a ayarladığımda otomatikmen enini de kendisi ayarlar. Bu kilidi açtığınızda diyelim ki 640'a 360 istemiyorsunuz. Kafadan atıyorum 480 istiyorsunuz. Kilidi açtığınız için bunu siz belirlersiniz. Ben hızlı yazmadığım için bu şekilde oldu. Evet, gördüğünüz gibi soldaki bu tuşta resmin genişliğini sağlar. Biz 1280'e çalışacağımız için ben çalışmamı geri aldım. Evet, artık nispeten ne yapacağınızı anlatmış oldum.
Tabii biz hazır çalışma yapacağız. Benim önceden hazırladığım mesela bir Ayın Şairi klibini birlikte yapacağız. Şu bir çalışma metodudur. Buradan açacağım. Ama bunu yapmayalım. Biz şiir kapağı yapalım. Önceden hazır olan bu şiir kapağımızı mesela kendimize göre nasıl ayarlarız? İlk önce herhangi bir Google'a diyelim ki aşkla alakalı bir şiir yaptık. Aşk resimleri yazdım. Görsellere geliyorsunuz. Görsellerden istediğiniz resmi seçiyorsunuz. Diyelim ki ben bunu seçtim efendim. Ben bunu seçtim. Hatta şöyle yapalım ya. Deminki şu. Bunu seçtiğimizi düşünelim. Bu resmi sağa tıklıyorsunuz. Resmi farklı kaydet deyip masa üzerine kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra bunu alta alıyoruz. Tabii bu resim, bazı resimler kendisini kaydettirmeyebilir. Bu da kaydettirmeyen resimlerden. Şöyle bir bakalım. Evet, JPEG olarak aldık bunu. Geliyor. Bu resmi mouse'un sol tuşuyla tutup içine koyuyoruz. Bakın, bunun üzerine bastığımızda resmin boyutu 1280x960. Ama bize 1280x720 lazım. O zaman şu 960'ı kilidi açarak 720'ye çeviriyoruz. Resim bizim istediğimiz boyuta geldi. Evet, istediğimiz boyuta geldi. 720 yaptık. Hemen şuradan siyahlıklar gitsin diye genişlettim. Bunu alta alacağız. Şu ok işaretine basıyoruz. Şu bakın en alta al diyor. Bir alta al diyor. Biz en alta alacağız. Sonra daha önceki resmimizi üzerine basacağız ve kes tuşunu kullanacağız. Bu resmi kaldırmış olacağız. Şimdi bu resimde daha evvel zaten yazılar vardı efendim. Bu yazıları biz rengini olsun, yazıyı olsun kaldıracağız. Bakın istediğim gibi, istediğim yere ok tuşuna basarak basılı tutuyorum ve buraya yazmak istiyorum. Ne diyelim? Sağ tıkladım. Select al diyorum. Yani tümünü seç. Beni uğraştırma. Diyelim ki büyük harflerle seni seviyorum. Evet, seni seviyorum dedik ve buraya yerleştirdim. Tam ortasında olmasını istiyorum yazının. İstediğim yere de koyabilirim. Buraya koydum. Ondan sonra yazının rengi için siyah istemiyorum, beyaz olsun istiyorum. Hemen şöyle bir beyaza geldim. Bakın yazı beyaz oldu. Yazının etrafında bir border olsun istiyorum. Siyah bir border. Bakın şurada border tuşu var, görüyor musunuz? Buraya bastığımda istediğim rengi seçebilirim. Ama ben siyahı seçiyorum. Okey diyorum ama ince oldu. Şu biri istediğim kadar çoğaltıyorum. Evet, nispeten yapıyorum. Yani siz istediğiniz kadar, yakıştığı kadar yapabilirsiniz. Bunu tamamladık. Ondan sonra şiir, diyelim ki Abdullah Buldum'a ait. Abdullah Buldum'u buraya yine T harfine basarak yazıyorum. Sonra yorum, Muammer Ahmet Sağlam olarak istediğim gibi yazıyorum. Diyelim ki ben bunun beyaz olmasını istemiyorum. Yine buraya geliyorum. Buradan istediğim bir rengi seçiyorum. Genelde temalarınız eğer resim kırmızıysa, ona uygunsa, birlikte çalışırsanız resim daha yakışır birbirine. Bunu da buradan söylemiş olayım. Diyelim ki şu yazı rengini, tipini ben beğenmedim. Buradan yazı tiplerini değiştirebiliyorum. Hatta şöyle yazıları böyle yavaş yavaş alta götürdüğünüzde yazının nasıl değiştiğini gösterebiliyor. Bakın gördüğünüz gibi diyelim ki bu yazı türü bu şekil olacak veya mesela bu şekil olmasını istiyorsunuz. Geliyoruz, bunu bu şekilde ayarlamış oluyoruz. Kapak rengim, kapak resmimiz bitmiş durumda. Hemen ne yapalım? Bunu kaydedeceğiz değil mi? Farklı kaydeti kullanacağız. Bakın bu save. Kaydet dediğim anda ötekinin üzerine gelecek. Farklı kaydeti seçiyorum. Masa üzerine geliyorum. UFO bir çalışma kalıbıdır. Yani bunu kullanamazsınız. Çalışma kalıbı olarak kaydedersiniz. Sonra bu çalışma kalıbını açarak üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. UFO olarak da kaydedebiliriz. Ama asıl klipte kullanacağımız JPEG'tir. Hemen buradan üzerine basarak
JPEG'e geliyoruz, herhangi bir isim veriyoruz. Siz genelde kapaklara 4 numara veriyoruz. 4 ve 23, 2 tane kullanacağız çünkü. 2 tane kaydedeceksiniz. Bir kaydettik. Hemen bir tane daha kaydediyorum. Çünkü kliplerde 2 tane kullanacağımız için. Biri 4, birisi 23 diyelim. Bakın yaptığımız resme bastığım zaman resim gördüğünüz gibi bu hale geldi. Kapak resmi yapmak bu kadar basit.